Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kabak çiçeği yemeğimizi yapıyoruz. Yöresel bir yemektir. Şimdi tarifimize geçelim. Kabak güllerimizi, kabak çiçeklerimizi fark etmiyor yani. Bu şekilde kenarlarını böyle temizliyoruz. Ortasındaki bu kısmı da çıkartıyoruz. Bu şekilde bu kenardaki kanatlarını alıyoruz. Sonrasında bu orta kısmını alıyoruz. Bu biz acı yaptığını yani düşünüyoruz. Dolması da olsa, yemeği de olsa bu şekilde her ikisini de içini çıkartıyoruz. Bu şekilde bizimkiler biraz soğumuş ama hani yemeği olduğu için hiçbir problem olmuyor soğumada. Çünkü hani dolmasında biraz evet açık olması gerekiyor ama yemeğinde öyle bir problem olmuyor. Zaten doğrayacağımız için hiçbir sıkıntı yok. Yıllardır da zaten annemlerin falan yapmış olduğu bir yemek. Ve biz zaten dolmasını sonradan yapmaya başladık. Hep bu şekilde yapıyorduk. Şimdi bunları bu şekilde temizledikten sonra üst kısımlarından böyle birer tane yapıyoruz. Bu kısımları belki hani pişer pişmez diğer tarafları daha çok ince olduğu için. Bu şekilde de doğruyoruz. Ya böyle çok büyük değil, çok küçük de olmayacak şekilde. Bu şekilde doğruyoruz. İçerisine buranın semizotu da kullanıyoruz. Semizotların da aynı gülün büyüklüğü kadar yani boyutlarında tekrardan semizotunu da doğruyoruz. İçerisine bir tane de böyle küçük boy bir kabağımız var. Gülümüz olsun, semizotumuz olsun tamamen bir ölçülü tarifte değil. Ama göz kararı miktarları ne kadar olduğunu hepsini zaten açıklama bölümüne de yine tekrardan açıklama kısmına da yazacağım inşallah. Bütün malzemeleri doğradık. Güzel bir şekilde yıkadıktan sonra şimdi tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı aldık. Güzel bir şekilde bunu şimdi eritiyoruz. Tereyağımızı bu şekilde bakın kızarttık. Gayet güzel bir şekilde kızardı. Bunun üzerine şimdi 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi üzerine de domatesleri ekliyoruz. Domateslerimiz hafif bir önüne kadar bekledikten sonra üzerine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Domateslerimizin üzerine de 2 yemek kaşığı da domates salçamızı ekliyoruz. Az bir şey bununla da kavurduktan sonra devam edeceğiz. Gülümüz, burada semizotumuz ve kabağımız var. Hepsini birlikte doğramış, harmanlamış olduk, yıkadık. Şimdi bunları tekrardan tenceremize alıyoruz. Bunun üzerine de aslında bunun içinde olması gerekiyor ama bizim buzluğumuz da vardı, taze fasulyemiz vardı. Onu da bu şekilde. Çünkü bu malzemelerin hepsi bazen evde olmayabiliyor o yüzden. Onun içine şimdi atacağız tekrardan. Buzlu haliyle atıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Üzerine dediğim gibi fasulyeyi ekliyoruz. Biraz buzlu olmuş fasulye. Dolaptan kaynaklanmış sanırım ama hiçbir problem olmaz. Diğerlerinin boyutu gibi hemen hemen o şekilde doğradık. Şimdi bunu bu şekilde bir güzel bir şekilde harmanlayıp karıştırıyoruz. Biraz kavurmaya bırakacağız. Bir çay bardağı da yıkamış olduğumuz bulgurumuz var. Onu da ekleyip öyle karıştırıyoruz. O arada onu söylemeyi unuttum. Kusuruma bakmayın. Şimdi böyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. 10 dakika kadar ağzını kapatıp kısık ateşte kavurmaya bırakıyoruz. Yemeğimizi bu şekilde güzel bir şekilde kavurduk. Çok az bir suyu kaldı. Şimdi üzerine suyunu ekliyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Üzerine 3 bardak su ekledik. Eğer hani pişmediğini anlarsak biraz kaynamış su ekleyebiliriz. Zaten fasulyeler piştikten sonra diğerleri pişiyor. Hiçbir problem olmuyor. Şimdi ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Üzerine de yeteri kadar tuz ekliyoruz. Çünkü bizim salçamız tuzlu olduğu için biz çok fazla kullanmıyoruz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimiz bu şekilde pişti. Dediğim gibi biz bir bardak daha sıcak su ekledik. Yani toplamda 4 bardak su kullanmış olduk. Gayet güzel bir şekilde pişmiş oldular. Fasulyelerini zaten dediğim gibi kontrol ettiğinizde fasulyeleri piştiyse diğerleri zaten de pişiyor. Şimdi sunumumuza geçelim. Yemeğimiz dediğim gibi tekrardan gösteriyorum. Böyle oldu. Görüntü biraz böyle karışık gibi geliyor ama lezzet açısından gerçekten güzel oluyor. Biz zaten dediğim gibi sürekli bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz böyle sade, isterseniz de bu şekilde sarımsaklı yoğurtla da tercih edebilirsiniz. Bu köy ekmeğiyle, lavaşla falan böyle tandır ekmeğiyle onunla gerçekten çok güzel oluyor. Yani Rabbim bize verdiği gerçekten nimetlerden bir tanesi diyebilirim çok şükür. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.